Evet gençler, çözdünüz herhalde değil mi? Bugün şöyle güzel bir çözüm yapalım. Sorular nasıldı arkadaşlar? Bir yorumlarınızı alayım. Dün zor diyenler de vardı. Tabii detay diyenler de var. Kolay diyenler de var. Nasıldı bakayım genel olarak? Evet, başlayalım mı? Arkadaşlar bu detay dediğim gibi göreceli bir kavram. Neden? EKPS çıktı mesela. Sizce detay soru yok muydu? Vardı. Değil mi? Yani engelli KPSS'ye göre çok detay soru da vardı. Yapacağım arkadaşlar. Biraz detay işleyeceğiz bugün. Bugün vakit sorunumuz yok. Yine bir 45 dakika yayın sürecek. Oldu mu? Hadi bakayım Allah utandırmasın. Evet. Arkadaşlar genel tekrar videosunu sormuşsunuz. Telegram'da üye olun. Genel tekrarla ilgili size slide atacağım. Son tablolara ekliyorum. 10 Mayıs'ta tekrar videomuz yükleniyor. 10 Mayıs'ta 300 soruda tarih kitabım çıkıyor. Tarih tekrar kamp kitabım çıkıyor. Oldu mu? Bir de bizim 40 gün 40 gece deneme kampımız vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Evet orada 3 tane grup doldu. Yani 3000 kişi olunca bizim platform sabah kursumuz da vardı. Sabah kampı da dolmuş. 7 ile 8 arası yapıyorduk. Bizim platform bir kamp daha açmış. Nasıl olsa Ahmet Hoca erken yapıyor diye. 8 ile 9 arası. İhtiyacı olanlara link paylaştım arkadaşlar. Oradan son yerinizi alın. Başka açılacak kamp yok şu an. Yani deneme kampı ile ilgili bir şeyimiz yok. Soru ihtiyacı, deneme ihtiyacı olanlar oradan devam edebilir. O zaman Bismillah diyelim. Evet. 10 Mayıs'ta tekrar bir soru yükleniyor. 10 Mayıs'ta tarih tekrar ki soru bankamız çıkıyor arkadaşlar. Bunlar hep uygun fiyatlı olacak soru bankası vesaire. 25 Mayıs'ta da online platformda benim 40 günlük kamplarım başlıyor. 40 gün 40 gece 40 deneme, 40 gün 40 sabah 40 deneme gibi. Onun da bugün son grubunun linkini paylaştım. 8 ile 9 arası. Bir bakarsınız tamam? Onu da bilgisini vereyim de özelden çünkü soranlar oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu birinci soru size zor gelmiş olabilir. Uygur Devleti'nde siyasi bir unsur olarak boyların reisleri aştaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir? Evet, yorumu açtım. Biraz sohbet edelim burada. Gençler. Evet, Uygur Devleti'nde siyasi bir unsur olan boyların reisleri aştaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir? Buyurun beraber bakalım. Yorumları açtım arkadaşlar. Tam gacı bitikçi. Yaz işleri değil mi? Tam gacı bitikçi yaz işleri. Tilmaç tercüman. Yalvaç elçi. Balık şehir. Tam gacı bitikçi yazı. Yazıcı, tilmaç, tercüman, yalvaç, elçi, balık, şehir. Sorumuzun cevabı tutuk. Gençler, sorumuzun cevabı tutuk. Evet, sorumuzun cevabı tutuk. Şimdi bana bakın Ceyhan cevabı. Bir şey öğretmem lazım. Arkadaşlar bu MEP Türk Devlet Teşkilatı kitabında ÖSYM'nin 3-4 yılı soru sorduğu kitap bu. Nizam-ı alem dahil her şeyi buradan soruyor. Tamam mı? Tutuk, Uygurlarda boy beylerine askeri valilere verilen isim. Sorunun cevabı tutuk ben o yüzden sordum. Sizden ricam var. Tam gacı bitikçi yazıcı değil mi? Bunu herkes biliyor. Bugün bu yayına katılanlar neyi öğrensin? İlk Türklerde Kaan'a dış ilişkilerde yardımcı olan kişinin adı da tam gacı bitikçidir. Yani tam gacı bitikçi sadece yazıcı değil. Aynı zamanda dış ilişkilerden sorumludur. Oldu mu? Tam gacı bitikçi. Bu bir. Ayuki, hükümet. Ayguçi, hükümet başkanı. Buyruk, bakan. İnal Ataman. İnanç. Şehzadeleri eğiten kişi. Tegin. Şehzade. Tudun. Vali vergi memuru. Arkadaşlar. Ayılı. Ayılı. Para kimde olur? Ayılarda olur. Hazine görevlisi. Oldu mu? Hazine görevlisi. Peki bitmedi. İmga akıcı ne toplar? Vergi toplar. Benim beklediğim soru da yarlı kelimesi. Hükümdarın emir ve buyruklarına ne ad verilir? Yarlı. Yayını kaydedeceğim bir daha dinlersiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Tutuk Uygurlarda boy beyi, askeri vali. İki anlam var arkadaşlar. Soruda hangisini istersin? Balık şehir demek. Tam gacı bitikçi yazı. Yazıyı herkes biliyor. Dış ilişkilerde Kaan'a yardımcı olan görevli tam gacı bitikçi. Oldu mu? Ayuki hükümet. Ayguçi hükümet başkanı, vezir, buyruk bakan. İnal, Ataman, İnanç. Şehzade eğiten kişi. Tegin, Şehzade. Oldu mu arkadaşlar? İmga, Akıcı, Vergi Toplar. Böyle bir özet yaptım sizlere. Evet.
Arkadaşlar yayın evinde deneme pazartesi baskıdan çıkıyor bu arada. Baskıyı tüketmişiz. Evet, bütün Ankara bizim kitaba uğraşıyor şu an. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan. Gel bakayım. 1040 Dandanakan Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi yer almaz? Büyük Selçuk'un resmen kurulması, Moğolların Otrar baskını gerçekleştirmesi, Gazilerin yıkılı sürece girmesi, Tuğrul Bey'in Horasan Fatih olması, Selçukların batı yönündeki etkinliğinin artması. Evet, sevgili gençler, Dandanakan Savaşı'yla Tuğrul Bey Horasan Fatih olmuştur. Dandanakan Savaşı'yla hangi bölgeye hakim olduk? Horasan'a hakim olduk. Horasan burası arkadaşlar. İran, Afganistan'a yakın yer. Biz bundan sonra batıya gideceğiz, Anadolu'ya. Batı bu taraf oluyor. Oldu mu? Fetihlerin yönü batı oluyor arkadaşlar. Gazi'nin yıkılı sürecine geçiyor. Büyük Selçuk resmen kuruluyor. Moğolların Otrar faciası bizle ilgisi yok. Bunun kimle ilgisi var arkadaşlar? Harzemşahların yaptığı bir şeydir bu. 1218'de Otrar faciası Harzemşahlarla ilgilidir. Cevap Bursa. İslam'ın kabulünden sonra Türkler kurdukları beylik ve devletleri daha çok boylarını veya kurucularının adıyla almıştır. Bu duruma siyasi güçlerin hangi örnek gösterilemez? İslam'ın kabulünden sonra Türkler kurdukları beylik ve devletleri daha çok boylarını veya kurucularının adıyla almıştır. Hangisi örnek gösterilemez arkadaşlar? Gazinler kurulduğu yerden adını almıştır değil mi? Artuklar Artuk Bey'den, çok gizemli. Selçuklar da Selçuk Bey'den. O zaman 2 ve 3 kurucularından almış değil mi? Bir nereden almış arkadaşlar? Kurulduğu yerden almış. O yüzden paragrafta ne istiyor bizden? Boylarını veya kurucunun adı. O yüzden buradan bahsedilmez. Kızım. Kızım. Evet. Sorumun cevabı ne arkadaşlar? Sorumun cevabı ne? Gazinler, Adana. Evet. 4-1 yorum sorusu arkadaşlar. Böyle soruları yanlış yapmamanız lazım. Çünkü sınavda yanlış anlamayın, çok zor soruları yapamayanlar değil, kolay ve orta soruları yapamayanlar başarısız oluyor. Orta şeker bir soru. Büyük Selçuklu yönetimi aşağıdan hangisini hedeflediği savunulamaz? Kalabalık Türkmen boylarını büyük ölçüde Anadolu'da fethi topraklara yerleştiren Büyük Selçuklular, konar göçer Türkmenleri hem Bizans sınırlarında yine bu devlete karşı direnecek bir güç olarak kullanıyorlar, hem de konar göçer grupların ülke içinde meydana getireceği asayişsizliği gidermiş oluyorlardı. Buna göre hangi hedefini söylemez? Ülkede iç güvenliği arttırma. Evet, asayişsizliği gidermekten çıkıyor. Fethedilen yerde egemenliği kalacağı hale getirme. Fethetti topraklara yerleştiriyor. Bursa çıkıyor. Sınırların güvenliğini sağlıyor. Evet, Bizanslı'nda koyduğu için. Ülke savunmasını kolaylaştırıyor. Gençler, burada göçebe hayatın devamını sağlamak yok. Yerleşik hayata geçmek var değil mi? Evet, cevap Camış. Evet, bunu ne yaptınız bakayım? Fatih Sultan Mehmet döneminde eğitim öğretime önem verilmiş birçok eğitim kurumu açılmıştır. Sahn-ı Seman, Tetim ve Süleymaniye. Hangileri Fatih döneminde inşa edilmiştir? Sahn-ı Seman, Tetim ve Süleymaniye. Hangileri Fatih döneminde inşa edilmiştir gençler? Buyurun, söz sizde. Yorumlar açık bu arada. Evet, bu soru biraz zor bir soru değil mi çocuklar? Evet. Burada size gıcık gelen kelime hangisi oldu? Tetinme. Tamam, ben zaten bunu yanlış yapın öğrenin diye sordum arkadaşlar. Şimdi düz anlatsaydım kimse bir şey anlamazdı. Öğrenin bunu. Sahn-ı Seman'ın etrafında Tetinme adı verilen, Sahn-ı Seman'ın etrafında Tetinme adı verilen küçük küçük medreseler var. Tamam. O yüzden Sahn-ı Seman üniversite gibi oluyor, fakülte gibi oluyor. Evet. Tetinme Fatih döneminde. Sahn-ı Seman'ın şubeleri, küçük şubeleri. Küçük şubeleri oldu mu? Süleymaniye çok gizemli. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar. Evet. Hadi devam. Bence bu soruyu çözen kültür medeniyeti yalayıp yutmuştur. Hocam ben kültür medeniyet psikopatıyım diyebilir. Hangisi Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldan itibaren karşılaştığı ekonomik sorunları aşmak için gerçekleştirdiği uygulamadan biri değildir? Evet, Malikane usulünü yaygınlaştırma arkadaşlar. Evet,
Ayni gelir kaynaklarını nakdi hale çevirme, olağanüstü vergileri düzenli hale getirme, madeni paraların ayar ve ağırlıklarını düzenleme, müsaade usulünü kaldırma. Evet, 6'ya motive olalım gençler. Hadi bakalım 6'ya motive olalım. Bu soruyu çözen kültür medeniyeti yalanmış yutmuştur. Söyleyeyim ben size. Evet. Ay ay. Şimdi gençler, Osmanlı ekonomik sorunlarını çözmek için ne yaptı? Bir. Bak buraya. Madeni paraların ayar ve ağırlıklarını düzenledi. Yani bu sorunları aşmak için. Tahşiş usulü çocuklar. Tahşiş. Oldu mu? Olağanüstü vergileri düzenli hale getirdi. Mesela hangi vergi? Avarız. Değil mi? Aynı gelir kaynaklarını nakdi hale getirdi. Değerli öğrencilerim, aynı demek ürün üzerinden alınan vergi demek. Nakdi demek nakit demek. 100 kilo buğday alıyorsun aynı. Sonra diyorsun ki bana 100 kilo buğday vereceğine nakit para ver diyorsun. Oldu mu? Malikane. Ahmet hocam bu neydi? Evet. Bu neydi arkadaşlar? Malikane. Onu da söyleyeyim. Nakit para ihtiyacı için ihale yapıyorduk. İhale adı neydi arkadaşlar? İltizam. Nakit para için ihale yapıyorduk. İhale adı neydi? İltizam. Doğru mu? Paranın adı neydi? Salyane. İhale alan zenginler kimdi? Kimdi? Mültezim. Değil mi? Sonra bunlar zenginleşecek, ayan olacak. İhalenin ömür boyu olması da ne oluyordu? Malikane usulü oluyordu arkadaşlar. Okey. Sorumuzun cevabı müsaade arkadaşlar. Müsaade mala el koymaktır. Mala el koymaktır. O nakit hazineye gider. Müsaadenin kaldırılması ekonomik sorunları çözmek için bir yöntem değildir. Evet, size yorum gibi geliyor ama dediğim gibi kavramları bilmezseniz bu soruları çözemezsiniz arkadaşlar. Evet, Dilan Polat'ı boş ver şimdi. Müsaade deyince Dilan Polat geliyormuş aklına. Allah'ım yarabbim, sabah sabah. Gençler, normalde Avrupa tarihinden soru çıkmaz. Ama bu Osmanlı'ya etki eden bir durum olduğu için soruyoruz, tamam mı? 15. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın sonlarına kadar süren coğrafi keşiflerde yeni ticaret yollarının ortaya çıkması, dünyanın jeopolitik ve ekonomik dengesinin değişmesi, merkantilist anlayışın güçlenmesi. Merkantilist anlayış neydi arkadaşlar? Altın, gümüş. Değil mi? Avrupalılar altın, gümüş yataklarına ulaşacaklar. Merkantilizm güçlenecek. Zaten merkantilizm beni izleyenler bilir. Bir Avrupa'da var, bir de bizim Antep'te. Altın kemer hastası, bir sürü aile var orada, değil mi? Cevap 1-2-3. Şimdi ben size bir soru soracağım tekrar niyetine. Burada amacımız biraz da tekrar yapmak. Buyurun. Yorumları açıyorum, bana cevap verin. Sorunun cevabı Edirne. Soru. Osmanlı coğrafi keşiflere karşı hangi önlemleri aldı? Osmanlı coğrafi keşiflere karşı hangi önlemleri aldı? Hadi buyurun bakayım. Osmanlı coğrafi keşiflere karşı hangi önlemleri aldı? Hadi yorumlara yazın bakayım. Bu da beklenen bir soru inşallah. Uykunuz kaçsın. Kızım. Bu burada olsa var ya dağıtır ortalığı. Evet. Osmanlı coğrafi keşiflere karşı hangi önlemleri aldı? Beraber cevaplayalım. Bir kere Fatih'in Venedik'e verdiği imtiyazlar coğrafi keşiflere karşı önlem değildir. Neden? Çünkü daha coğrafi keşifler tamamlanmadı. Artı Fatih coğrafi keşif verdiği imtiyaz verdiği daha baharat yolu bize değildi. Değil mi? Coğrafi keşiflere önlem alanlar, gençler hep aynı hatayı yapıyorsun. Fatih ile ilgisi yok. Kanuni. Size tekrar videolarında çok güzel bir tablo hazırladım. Soru kalıp tablosu. Yükselmedi o tabloya bakın tüm soruları çözersiniz. Gerçekten söylüyorum. Kanuni'nin Fransa'ya verdiği kapitülasyon, Hint deniz seferleri, Sokullu Mehmet'in Don Volga Süveyş projeleri. 4 tane. Kanuni'nin Fransa'ya verdiği kapitülasyonlar. Kanuni'nin ama. Tamam mı? Hint deniz seferleri, ticareti Akdeniz'e çevirmek için. Sokullu, Don Volga ve Süveyş. İpek yolunu canlandırmak için Don Volga, baharat yolunu canlandırmak için Süveyş. Oldu mu? Sınavda şeytan seninle mi uğraştı? Don Volga, Süveyş. Hangisi ipekti, hangisi baharattı? İpek, Don. Okey. Atanınca bana alıyoruz. Tamam mı? İpek, Don. Don Volga neymiş? İpek.
Hadi bakalım gençler. Devam. Devam. Kanun reformu desteklemesi Hristiyan birliği bölmek içindir arkadaşlar. Para için değil. Evet. Mehmet Akif, amacını sayacaksın. Amacını kardeşim. Tamam mı? Amacını sayacaksın. Evet. Sonra Ahmet Hoca ipek don alacağız diye story falan paylaşmayın ha. Konuyu kapatın. Evet. Konuyu kapattık. Sabah sabah espri yaptık işte ya. Yorumları kapattım çocuklar. Yaşanan süreçten dolayı. Yaşanan bu gelişmeler 1703 yılında hangisine etkili olmuştur? Gençler bu soruyu yanlış yapmak için çabalamanız lazım. Ya da Suriyeli olmanız lazım. Gerçekten bak. Ne yazıyor burada? Edirne. E bu o zaman hangi isyandır? Edirne olayı. Bursa cevabı. Yani B şıkkı. Ben diğerlerini anlatayım. Çınar olayı. Arkadaşlar. Çınar olayı. Yani vakay vakvaki oluyor. 4. Mehmet zamanındaki Yeniçerilerin çıkarttığı isyan. Oldu mu? Kureli olayı. 1859'da Abdülmecid'in tahttan indirilmesi girişimi. Abdülmecid'in tahttan indirilmesi girişimi oluyor arkadaşlar. Bursa olayı Türkiye Cumhuriyeti'nde nedir bu? Ezanın Türkçe okunmasına tepki olayıdır. Okey. Evet cevap Edirne olayı çocuklar. Edirne olayından da sadece taht değişikliği oldu. Yeni şeye bağlamayın yani ıslahatlara tepki falan filan siz yorum yapmayın. Sadece taht değişikliği. Edirne. Okey. O zaman toplayalım. Osmanlı'da taht değişikliği olan isyanlar. Taht değişikliği olan isyanlar. 1. Genç Osman'ı öldürmesi artık bunu biliyorsunuz değil mi? Vakai vakvakiyede taht değişikliği yok. Tuzağa düşmeyin. O 4. Mehmet'le oldu. Devam etti. 1. Edirne olayı. Patron Ali isyanı. Kabakçı isyanı. 31 Mart isyanı. Taht değişikliği. Tahtı değiştirmek için dağılma döneminde de Kuleli olayı, Çırağan baskını. Kuleli olayı, Çırağan baskını. Kuleli, Abdülmecid'in tahttan indirilmesi girişimi. Çırağan baskını da Ali Suavi'nin Çırağan Sarayı'nı basması girişimi. Sarıklı ihtilacı. Kafasına çok iyi bölmüş. Evet, çok havalı girmiş saraya. Çok iyi bölmüş çocuklar. Buyurun. Sanat tarihinden bir soru gençler. Benden böyle sanatsal bir soru beklemiyordunuz ama. Osmanlı sanatına ilişkin yukarıdaki tanımlamalarda aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir ifade yer verilmemiştir? Evet. Kağıt süslemecinde yoğunlaşan su boya damlatarak yapılan süsleme sanatı. Işık gölge hacim duygusu arkadaşlar. Belgeli yazması çoğaltan kişi. Evet el yazması kitapları sayfanın yaldızı boya ile ne olması? Bezenmesi. Evet yorumları açtım söz sizde. Mehmet Hakim'in sorusu neydi? Hocam diyor Don Volga gerçekleşmedi ama diyor sayar mıyız diyor. Bizim amacımız Don Volga ve Süveyş'te coğrafi keşfinin olumsuzluğunu gidermek. Amaca bakacağız çocuklar. Evet. Su üzerine boya damlatılması Ebru sanatı. Oldu mu? Işık gölge küçük renkli resim sanatı. Minyatür. El yazmanın çoğaltan kişi Müstensi. Dikkat edin bu kelimeye. Müstensi. Öğrenin. Yaldızı boyayla yapması tesip. O zaman cevap ne kaldı çocuklar? Nakkaş. Nakkaş. Evet hızlanalım. Padişahlığı döneminde Avrupa'da gelişmeyi bizzat görmek amacıyla bir Avrupa seyahati de yaptı. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları inşa edildi. Eğitim alanında anlı şanlı Galatasaray Sultanesi açıldı. Gençler hiç uzatmıyorum. Hangi padişah bu? Evet. Hangi padişah? Gençler. Abdülaziz. Oldu mu? Yani cevap Ceyhan. Abdülaziz. Cevap neymiş? Ceyhan. Hadi devam. Yorumları biraz kapatayım arkadaşlar. Bu sorunları çözmek için 1860-61 yılında kurulan komisyon hangisidir? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım'dan kitlesel göçler olmuş. Bu göçler sonrasında bazı sorunlar ortaya çıkmış. Evet, bu sorunları çözmek gelen göçler için ne kuruldu arkadaşlar? Muhacirin komisyonu kuruldu. Sergi Umumi Osmanlı arkadaşlar. Osmanlı'da fuar demek. Fuar demek. Duyun Umumiye Avrupa'nın kurduğu dış borçlar idaresidir. Evet. Islah-ı Sanayi Komisyonu arkadaşlar. Sanayi inkılabına karşı önlem almak amaçlı kurulmuştur. Esnafa kredi verir, şirketleşmeyi teşvik eder. Şirketi Hayriye Osmanlı'daki ilk vapur şirketidir arkadaşlar. O yüzden cevap muhacirin. Bak şunu da öğreteyim.
Cevap muhacirin, eğer göç geliyorsa ülkeye muhacirin komisyonu, eğer biz birini gönderiyorsak sevk ve iskan komisyonu. Gelen varsa muhacirin, birini gönderiyorsa neymiş? Sevk ve iskan. Tamam. Evet. XIX yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmenin hangilerinin padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasına neden olduğu söylenebilir? Padişahın yetkileri çocuklar ilk kez ayanlarla yapılan sene ittifakta sınırlandırıldı, değil mi? 1909'da kanun esası değişiklikler yapıldı. Mesela padişahın açma kapama yetkisi kısıtlandı. Hükümet padişaha sorumluydu, meclise sorumlu oldu. Bak bu da kısıtlıyor. Meclis-i mebusanın kapatılması istibdat dönemini başlatıyor. Bu padişahı kısıtlamıyor. Olur mu? Sene ittifak kısıtlar. Kanun esasındaki değişiklikler de demokratik yönde değişiklikler olduğu için kısıtlar. O yüzden cevap 1 ve 2. Şunu da artık söyleyelim. Padişahın yetkilerinin ilk kez kısıtlanması senedi ittifak. İlk kez kısıtlanması senedi ittifak. Yasa veya kanun tarafından kısıtlanması tanzimat. Anayasa tarafından kısıtlanması meşrutiyet. Aşk ile şevk ile buyurun bir dahi. İlk kez kısıtladım senedi ittifak. Yasa veya kanun kısıtlarsa tanzimat. Anayasa kısıtlarsa meşrutiyet. Oldu mu gençler? Hadi bakalım. Yunanların İzmir'e asker çıkaracaklarının duyulması üzerine yurtsever İzmirli gençler 14-15 Mayıs 1919 gecesi Bahri Baba Parkı'nda binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenlediler. Ve İzmir'in savunulmasına karar verdiler. Oldu mu? Yukarıda bahsedilen bu durumdan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bağımsızlık duygusuyla hareket edildiği, Kuvayi Milliye ruhunun oluştuğu, megal idyanın engellenmek istendiği. Gençler, üç duruma da ulaşılır. Zaten Yunanların amacı megal idyaydı, doğru mu? Binlerce kişi tepki göstermişse Kuvayi Milliye ruhu oluşmuştur. Bir ve iki de zaten birbirini tamamlayan şeyler. Edirne. Evet. Şimdi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından İstanbul'a çağrılan, İstanbul'da bir şey yapılamayacağını, kumandanların ordunun başına göndermesi gerektiğini, ilgileri anlatan, Tekirdağ'daki 14. Kolordu kumandanlığına getirildiyse de, kendi isteğiyle Gülcemal gemisiyle Karadeniz'e, oradan da Erzurum'a, soru şimdi kolaylaştı. Gençler bu soru kolay ama burada amaç ne biliyor musunuz? Kazım Karabekir'in hikayesi. Gülcemal gemisiyle geçmesi. Evet 15. kolordu EKP'si çıktı pazar günü. Komutan kimmiş? Kazım Karabekir. Tamam uzatmıyorum sizleri. 15 çok kolay bir soru gibi gözüküyor. Dikkatli çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yorumları açıyorum bunu siz çözün. Evet. Birinci Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul Hükümeti, Kuvayi İnzibatiye, Ahmet Anzavur, Nassuri isyanlarının hangilerini çıkarmıştır? Birinci Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul Hükümeti, Kuvayi İnzibatiye, Ahmet Anzavur, Nassuri ayaklamanın hangisini çıkarmıştır? Gençler, 1 ve 2. Kuvayi İnzibatiye hilafet ordusudur İstanbul ve çevresinde. Ahmet Anzavur da Balıkesir Çanakkale taraflarında. Oldu mu? Bunun doğrusu Kuvayi Muhammediye. Kuvayi Muhammediye, Ahmet Anzavur, Hilafet ordusu inzibatiye. Nasturi, Hakkari'de çıkan bir ayaklanmadır. İngiliz kışkırtmasıyla sevgili gençler. Nasturi isyanı zaten kaçıncı meclis zamandır? İkinci meclis. Okey. Evet. Nasturi. Ağustos 1924 arkadaşlar Nasturi. Tamam. Nasturi. Cevap 1-2 mi? Şimdi beni dinleyin. Cevap 1-2 ikna oldunuz mu? Evet yanlış yorumlar geldi hemen cevaplayayım. Gençler Nasturi isyanı. Sakin ol. Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkan ilk büyük isyan. Nasturi. İkna ol. Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkan ilk büyük isyan neymiş? Nasturi. İkna ol. Rejimle ilgisi yok. Mayıs 1924'te Haliç Konferansı toplandı. Musul için. Ağustos'ta bu isyan çıktı. Mayıs 1924'te Haliç Konferansı toplandı. Musul için. Anlaşma sağlanamayınca İngilizler bu isyanı çıkarttı. Oldu mu? O yüzden ilk Türkiye'de çıkan ilk büyük isyan derse Nasturi işareti Musul konusuna bağlı. Sonra 1925'in Şubat ayında da Şeyh Said isyanı çıkacak. Nasturi ve Şeyh Said'i İngilizlerin kışkırttığı düşünülecek. Elimizi zayıflatacak.
Biz de arkadaşlar maalesef 1926 Ankara Anlaşması ile ne yapacağız? Musul'u kaybedeceğiz. Tamam. Evet. Evet. Hadi bakalım. Kurtuluş Savaşı döneminde Avrupa kamuoyunda Türkler barış istemiyorlar, savaşı uzatıyorlar şeklinde propagandalar ilk olarak hangi konferansa geçersiz hale getirmiştir arkadaşlar? Evet. Hangisi arkadaşlar? Buyurun. 1921 Londra Konferansı. Neden? Çünkü biz Londra Konferansı ne diyorduk? Tanıtmak, duyurmak, göstermek. Tevmeyi tanıtmak, misak-ı duyurmak, barış yanlısı olduğumuzu göstermek. Bunlar daha sonra olan şeyler çocuklar. Paris Konferansı'nda zaten tevme yoktu. Değil mi? Kurtuluş Savaşı dönemi diyoruz. Londra. 1921 Londra. Cevap Antep'in A'sı. Buraya da kim gitti? Bekir Sami Kunduk gitti değil mi? Dışişleri Bakanı. Osmanlı adına kim gitti? Ahmet Tevfik gitti. Evet. Çocuklar bu soruyu da yanlış yapmanız için yanlış anlamayın ya Suriyeli olmanız lazım ya da mülteci. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünde bahsettiği 22 gün 22 gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı savaş hangisidir arkadaşlar? Evet. Bak yavrum Sakarya Nehri'nin doğusunda diyor değil mi? Evet. Oldu mu gençler? Sakarya Savaşı. Fazla durmama gerek yok. Uzun soruların genelde cevapları kolay olur. Unutmayın bunu. Gençler büyük taarruz 22'de. Karıştırmayın bak orada 21 diyor değil mi? 22'de. Bende kal. İnkılap tarihinin formülünü veriyorum size. Vallahi bak. Çok şey bilmeye gerek yok. Sıralı bilmeye gerek var. Siz fark etmediniz. O soruyu çözdüren şey 22 gündüz 22 gece o bu değil. 13 Eylül 1921 ifadesi. Bak çiçeğim, bak. 1920'nin 3 aralığında Doğu cephesini kapat. Kapat. Gümrü. Kapattın mı? 1921'e gel. Ocak ayında birinci önü. Mart sonunda ikinci önü. Birinci önünde. İşte 1921'de Mart sonunda ikinci önü. Temmuz ayında Kütahya Eskişehir. Ağustos Eylül ayında Sakarya. 1921'in ilk 8 ayında 4 savaş var. Bir daha. İlk kapanan Doğu. Kapat sen bir onu. Kapat. Hadi. Gümrü Anlaşması. Kapat. 1921'in Ocak ayı birinci önü. Mart ayı arkadaşlar. Mart ayı ikinci önü. Temmuz ayı Kütahya Eskişehir savaşları. Kütahya Eskişehir. Ağustos Eylül ayı Sakarya. 21. Sonra bir yıl bekle. Bir yıl sonra Ağustos'ta Yunanları gebert. Büyük taarruz. Oldu mu? Gençler. Evet. Bu da benim manzaram. Arkadaşlar uzun soruyu uzun anlatacağız diye bir kural yok ki. Zaten Türkçe paragraf soruları böyle değil mi? Dana gibi paragraflar her zaman kolay olur. Unutmayın. Bak Sakarya Nehri demişim. Daha ne diyeyim size? Bak tarih vermişim. Daha ne diyeyim? Değil mi? Şimdi kronolojisini yaptım. Buyurun. Evet. Milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya'dan İnebolu'ya gelen cephanenin kanunlarla Ankara'ya ulaştırdığı yol olarak bilinen Mustafa Kemal tarafından gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da sözleri önemi anlatılan yol hangisidir? Arkadaşlar bunların birçok ismi yapay yollar söyleyeyim. Tahıl koridoru Ukrayna ile Rus savaşında Türkiye'nin üstlendiği rolü hatırlarsanız değil mi? Güncelde çıkabilir. Evet burada İstiklal yolu arkadaşlar sorumuzun cevabı. Diğerleri dediğim gibi yan sanayi yani bilerek yazdım. İstiklal yolu her zaman sorulabilen bir soru tarzı. Yani burada amacımız Mustafa Kemal'in şu sözünden bir soru çıkarmaktı. Çıkarttığımızı düşünüyorum. Oldu mu? Evet. 3 Mart 1924 tarihinde Şeriyev Kafe Kartı'nın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk başkanı aşağıdaki detaylarından hangisidir? Evet, Diyanet İşleri'nin ilk başkanı arkadaşlar. Rıfat Börekçi. Tamam. Hatta Mustafa Kemal dinsiz değil diye fetva veren vatan evladı. Kazım Özalp'le çocuklar Türk Tasarruf Cemiyeti'nin başkanı olacak. Türk Tasarruf Cemiyeti'nin. Evet. Burada Diyanet İşleri için kimi işaretleyin? Rıfat Börekçi. Evet. Şükrü Kaya siyasetçi, Yusuf Kemal Tengişek Dışişleri Bakanı, Celal Bayar Galip Hoca. Biliyorsunuz bunları. Bence en güzel sorulardan birisi bu. Bunu
Sizlerin çözmesini istiyorum arkadaşlar. Evet. Saruhan Milletvekili Vasıf Çınar'ın bu açıklamaları hangi kanuna ilgilidir? Evet. Efnan Tahıl Koridoru yeni olan bir şey. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Bir milletin kültür ve milli eğitim siyasetinde milletin fikir ve duyguları bakımından birliğini sağlamak için birlik, öğretim birliği en doğru, en bilimsel, en çağdaş, her yerde yararları görülmüş bir ilkedir. Bir millet fertleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Evet. Gençler, hep bir 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 demiş. Daha ne kadar bir diyeyim, değil mi? O zaman buyurun, Saruhan Vekili Vasıf Çınar'ın bu açıklamaları neyle alakalıdır arkadaşlar? Evet. Tevhidi tedrisat. Oldu mu? Tevhidi tedrisat. Arkadaşlar, Ceyhan. Gel şimdi parti sorusu. Aşağıdaki partilerin hangisinin kısa zamanda ülke genelinde teşkilatlanması için Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinin bütün şubeleri bu partinin il ve ilçe başkanlıklarına dönüştürülmüştür. Bu partinin il ve ilçe başkanlıklarına dönüştürülmüştür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Hürriyet İtiraf Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası, Ahrar Fırkası. Gençler. Hemen bilgi veriyorum. Soruya baktınız değil mi? Cevap CHP. Ama anlatmam lazım. Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluşunu Sivas Kongresi olarak baz alır. Oldu mu? Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri CHP bürolarına dönüştürülmüştür. Üç büyük kongresi vardır. Gençler. 1900 Sivas Kongresi'ni baz alır. 1927'de nutuk okunmuştur. 31'de de Atatürk ilkeleri parti programına alınmıştır. 31'de de Atatürk ilkeleri parti programına alınmıştır. CHP'den hangi soru gelebilir? 9 umde sorusu gelebilir. Mustafa Kemal'in 1923'ün Nisan ayında açıkladığı CHP'nin seçim programının adı neymiş? 9 umde. 9 umde. Parlamento, milli egemenlik, demiryolu yapımı arkadaşlar birçok inkılabı baz alan 9 umdedir. Okey? Hadi bakalım. Alın uzun bir soru. Meclisin açılma sürecinde Ankara'ya gelen Yunus Nadi Bey ortada ordu, para, silah, cephane olmadığını görünce Mustafa Kemal'e önce ordu kurmasını, meclisi toplamakla zaman kaybetmemesini, meclisin sonra toplanabileceğini tavsiye eder. Bunun üzerine Mustafa Kemal önce meclis sonra ordu, ben kerameti meclisten bekleyenlerdenim der. Bu cevap düşünüldüğünde hangisi yapılabilir? Ordunun önemsiz olduğu, milli egemenlik ilkesine önem verildiği, bağımsızlık duygusunu zayıfladığı, ordu millet anlayışını savunduğu, ordu ile meclisin bütün olduğu. Arkadaşlar paragraf soruları şu niye olmaz, bu niye olmaz diye çözülmez bu arada. İçinde böyle arkadaşlar çok fazla. Paragraf soru da vurguya göre çözülür. Ne diyor? Meclis vurgusu. Ahmet Hocan sana ne diyor? Soruda meclis varsa neyi işaretleyeceksin? Milli egemenlik. Gençler. Bu kadar. Bak şimdi size bir tane pratik öğreteceğim. Cevap Bursa. Bunu kafana yaz. Soruda meclis varsa 4 cevap vardır. Hangi kaynağı çözersen çöz. Benim hocamı çöz, yediklimi çöz, çıkmış soruları çöz, pegem çöz. Hocam meclis olursa 4 cevap kuracaksın. Meclis milli egemenliği gösterir. Bu bir. Cumhuriyetçiliktir. Aynı zamanda halkçılıktır. Cumhuriyetçiliktir, halkçılıktır. Önce cumhuriyet işaretle. Soru öncülüyse yanına halkçılığı da koy. Tamam. Bitmedi. Bir de meclis hükümeti denetler. Osmanlı Anayasası'na göre hükümet eskiden padişaha sorumluydu. Sonradan kime sorumlu oldu? Meclise. Hükümet denetler. Bir daha söylüyorum. Soruda meclis varsa kaç cevap varmış? 4. Milli egemenlik. C1H2. Önce cumhuriyetçilik, istiyorsa halkçılık işaretle. Hükümeti denetlemek. Şimdi cevap ver. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde neden meclisin açılmasını istedi? Neden meclisin açılmasını istedi? Meclis açılsın ki damat Ferit arkadaşlar kafasına göre iş yapmasın. Hükümeti kim denetlesin? Meclis denetlesin. Oldu mu? 4 cevabı unutmayalım. Evet. Yanlış yerlere bastım. Türk dış politikasına yer alan aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü için cemiyet aklama başvurulmamıştır? Gençler, burada soru Hatay sorunu, yabancı okullar. Hatay kimle sorun oldu? Fransa'yla.
Yabancı okullar özellikle Fransa'yla, Boğazlar herkesle, Bozkurt Lotus olayı Fransa'yla, Musul İngiltere'yle sorun oldu, doğru mu? Yabancı okulların hiç kimseyle görüşmedik. Bırakın Milletler Cemiyeti'ni, hiç kimseyle görüşmedik. Bu bizim iç meselemiz dedik. O yüzden yabancı okullar Türkiye kendi kafasına göre çözmüş en güzel sorun çözme yöntemi. Tınlamamak. Tınlamadan çözdük vallahi. Bursa. Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz. Bu sözü arkadaşlar, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik. Hangisiyle ilgilidir diyor bakın. Diğer milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık dediği için milliyetçilik arkadaşlar. Evet, milliyetçilik. Burada yönetime cumhuriyet olsun, halk iradesi olsun gibi şeyler yok. Din devlet ailesinin gibi şeyler de yok. Değil mi? O zaman ne yapacaksın? Bağımsızlık, milliyetçilik, bu kadar. Bursa. Evet. Şunu yavaş çözüyorum. Buradan bilgiler vereyim. 18 Temmuz 1932 tarihli genelgeyle başlayan ezanın Türkçe okunması uygulamasına tepki olarak ortaya çıkan gelişme Bursa olayıdır. Hatta Mustafa Kemal'in sözü, bu bir din meselesi değil, dil meselesidir der. Değil mi? Tunceli ayaklanmaları 1938'e kadar Atatürk döneminde olan doğu ayaklanmalarıdır gençler. Doğu ayaklanmalarıdır. İzmir suikast girişimi İstiklal Mahkemesi'nin son kez görev yaptığı olaydır. Mustafa Kemal'in tarihi sözü İzmir suikastinde, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Nasr-ı İsyanı Şeyh Said'den önce çıkıyor. Haliç Konferansı'ndan sonra oluyordu. Demin anlattım. Türkiye'de çıkan ilk büyük isyan, İngiltere ve Musul'a bağlayabilirsin. 6-7 Eylül olayları. Demokrat Parti zamanında çıkıyor. Demokrat Parti. 6-7 Eylül. Hocam Demokrat Parti ne yapıyor? Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanması üzerine biz İstanbul'da Rumları tokatlıyoruz çocuklar. Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanması olayıdır bu. İstanbul'da 6-7 Eylül olayları çıkacak. Tamam. Evet. Tunceli Atatürk dönemi doğuda. Bursa olayı sorunun cevabı. İzmir suikasti naciz vücudum sorusu gelebilir. İstiklal Mahkemesi son kez görev yaptı. Değil mi? Mustafa Kemal'in birçok silah arkadaşı yargılandı. Nasr-ı İsyan daha önce anlattık. 6-7 Eylül olayları kimin zamanındaymış? Demokrat Parti. 38. Enlem'in sınır kabul ederek güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılan uzak doğusu. 38. Enlem sınır kabul ederek güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılan uzak doğu ülkesi hangisidir arkadaşlar? Japonya, Çin, Hindistan, Kore, Avustralya. Evet, Kore demeyenle arayı açarım, oldu mu? Sonra neye sebep olacak bu? Kuzey Kore, Güney Kore arasında Kore savaşları olacak. Sonra biz oraya asker göndereceğiz. Askerimiz gittiği için bizi NATO'ya alacaklar, değil mi? Cevap ne? Dana. Çocuklar, Yahudiler tarafından ortaya atılan Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmaya başlayan akım hangisidir? Siyonizm, Makabi, İntifada, Bağız, Sosyalizm. Siyonizm sorusuna dikkat edin, gelebilir, doğru mu? Bu doğrultuda Makabi, Allianz İsrailit cemiyetlerdir. Mesela B cemiyet, değil mi? Bağız Partisi, gençler, Orta Doğu'da İslamcı Sosyalist Partidir. İslamcı Sosyalist Parti, Bağız. Irak ve Suriye'de iktidar olmuştur. Sosyalizm biliyorsun. İntifada. Evet. Ahmet Hocam, İntifada nedir? Filistin Kurtuluş Hareketi'nin adıdır arkadaşlar. İntifada sorusu da gelebilir. Mavi Marmara sorusu gelebilir. Güncelde de gelebilir bu. Filistin mevzusu taze bir mevzu. İntifada. Sabah güneşi kime vurulmuş? Güzele vurulmuş bak bu arada. Biraz şöyle diyeyim de daha çok vursun. İntifada neymiş gençler? Çocuklar dahil Filistin hareketinin, Filistin halkının direniş adı. Tamam mı? İntifada. Çocuklara dahil direniş örgütüdür. Evet. Bir yorumlar açayım gençler. Birkaç soru cevap yapalım. Birazdan dershanede dersimiz var. Evet, 27 soru çözdük. 27 soru çözdük. Yarın kampımız var mıydı gençler? Ben şeye bakmayı unuttum, yarın var mı yok mu diye. Evet. Yarın kampımız var mıydı? Evet. Mavi Marmara gençler 2010'da oldu. Hiç duymadınız mı bunu? Filistin'e giden yardım gemisinin saldırıya uğraması olayıdır. Evet. Arkadaşlar son soruyu anlattım, daha ne anlatayım? Siyonizm sormuşum. Diğer şıklara çıkadım ya, Siyonizm sorunun cevabı. Evet. Gençler takvim Instagram'da var. Bakın oraya postun altında, oldu mu? Evet.
İntifada'ya dikkat edelim. Takvim Instagram'da var arkadaşlar. Evet. Yayını kaydediyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Dediğim gibi 40 gün 40 gece 40 sabah deneme kampı da son grubu açtık. Tam 3000 öğrenci bizim gruplara kaydoldu. Bu son grubumuz arkadaşlar. Başka yerimiz de kalmadı. Düşünenler varsa özenden sormana gerek yok. Story'de paylaştım. Tamam. Yayını kaydediyorum. Beğeniyorsunuz. Oldu mu? Allah'a emanet olun. Sabahımız günümüz güzel geçsin inşallah arkadaşlar. Halkçılık beyannamesi de Büşra'cığım Mustafa Kemal Eylül'de sunuyor. 21 Anayasası'nın temeli oluyor. Bilmen gereken bu. Halkçılık beyannamesi 21 Anayasası'nın temelidir. Büyük ihtimal denemede sorumuz vardır arkadaşlar. 40 gün 40 gece 40 sabah kampı 8 ile 9 arası olacak. Orada gençler 7.000 TG'lerini çözeceğim. Onun PDF'ini atmayacağım. Bir de birçok daha deneme çözeceğim. 40 deneme. Bazı denemelerin PDF'ini atacağım. Bazılarınkini atmayacağım. Siz bir şey almayacaksınız. Ben hep beraber çözeceğiz, oldu mu? Kamplarda. Görüşürüz.